Merhaba arkadaşlar, benim Umut. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün böyle game odyazımı ilk önce... Bakın ne yapacağım. İlk önce ışık kasası, su kovası alıyorum sonra. Bugün Edir modu serisi başlayalım mı siz söyleyin. Tabi oyunun sesi çok yüksek, birazcık kısayım. Neredeydi lan o? Bu arada yeni kulaklık aldık. Logitech G432. Bizimkiler 18'e girmem şerefini almış, teşekkür ederim. Giriyoruz şimdi Edir'a. Bak sadece portalı yaptım, tamam mı? Bunları atıyorum. Normal başlamış gibi olacak. Şöyle game mode 0 yazıyorum. Böyle atlıyorsun, sağ tıka buna basılı tutuyorsun. Şöyle iniyorsun aşağıya. Galiba bir kez tıklanıyordu, bilmiyorum. Neyse şöyle inip başlıyorsun. Normal Minecraft gibi. Bu arada burada Minecraft itemları geçerli değil ve cehennem taşını burada koyamıyorsunuz. Korkumu falan konmuyor. Normal Minecraft itemları, elmas kazma, elmas balta gibi şeyler geçerli değil. Ama elmas kılıç geçerli. Bunu söyleyebilirim. Elmas kürek de geçerli sanırım. Buranın özel madenleri, özel yaratıkları var. Gördüğünüz gibi domuzlar var. Değişik hostile modları var. 3 tane boss var. Edir 2'de daha çok boss var diyebiliyorum. Şimdi önce odun kesiyorum tabi. Biraz odun keseyim, yavaş yavaş tanıtmaya çalışacağım onu size. Öncelikle bu kitap ne işe yarar? Bu kitaba sağ tıkladığınızda buraya herhangi bir Edir item'ını koyunca burada açıklaması yazar. Bunlar Skyroot ağaçlarından çıkar. Skyroot'dan yapılan baltalarla 2 tane çıkabiliyormuş şansa göre. Buraya koyduğunda 4 tane işlenmiş odun veriyormuş. Böyle. Bu da Skyroot'un özel çubuğu. Bununla birlikte tahta kazma, taş kazma falan yapamazsınız. He, şunlar çok şerefsiz bak. Bunlar kar topu atıyor. Size değmese bile, yanınızdan geçse bile ittiriyor sizi. Söyleyeyim. Onlar çok şerefsiz. Yol yaparken falan çok dikkatli olun. Şimdi tahta kazma yaptık. Skyroot kazması aslında. Bazen 2 veriyor. Hatta çoğunlukla 2 veriyor. Bir dakika, hepsi 2 veriyormuş. Böyle. İlk aşamayı hızlandırmak için 2-2 veriyor. Taşın bir özelliği yok diye biliyorum. Umarım yanlış bilmiyorumdur. Şöyle bir de kılıç yapayım. Şunu istedim, tam hazırım şimdi. Modun müzikleri çok güzel. Az ama güzel müzikleri var. Bu buranın kömürü gibi bir şey. Kırlayıp sarı falan yapabiliyorsunuz. Modda kesinlikle şu yaratıklara karşı çok dikkatli olun. Zephyr deniyor bunlara. Çok tehlikeliler. Aşağı düşerseniz eğer sizi dünyaya atıyor. Portalın üstüne düşürüyor. Heh. Zanit. Bu zanit madeni bizim Minecraft dünyasındaki demire denk geliyor. Zanit itemlerin özelliği dayanıklılıkları azaldıkça güçlenmeleri olabilir. Bir de Gravitite var, bu çok aşağılarda bulunuyor, şuralarda falan bulunuyor. Onunla da onların maden versiyonu böyle, Gravel'ın tam tersi gibi çalışıyor. Mesela burada bunun altına Gravitite var, bunu kazıyorum böyle, bu böyle yukarı çıkıyor direkt. Bunlar da Ether'ın blueberry'si. Genellikle bunlarla besleneceksiniz. Şimdi birazcık buranın kömürünü kazıp göstereyim size. Bu buranın kömürü arkadaşlar. Hop. Buna alışın derim. Bunlar sizi böyle fırlatacak, top gibi oynayacaklar sizle. Yol yapmak çok sıkıntı. Bir yerden bir yere yol yapmak çok sıkıntı. Ben Valkürlerin o yerine gitmek için çok uğraştım. SS'de koymuşumdur zaten. Sizce böyle bir seri olsun mu ya? Yorumlara yazın. Bence güzel olabilir. Üç tane boss var. Bir tanesi şu kutu gibi bir şey. Onunla savaştım. Çok kez savaştım. Sadece bir kere yenebildim. Çok güçlü. Şerefsiz Emir abi. Bunda game mod 1'de yok. Aynı zamanda çok fazla vuruyor. Kolay zorlukta benim demir sete 2 kalp mı ne vuruyordu? Uy. Bak bunları göstereyim size. Bunlar tam bir şerefsiz. Bunlar tam bir şerefsiz. Sarhoş yapan ok mu ne atıyor bunlar? Yok, onlardan değilmiş bu.
karanlıktaki versiyonları atıyor sanırım ok. Bunlar atmadı ilginç bir şekilde. Ve etrafta dungeon'da göremiyorum, onu da söyleyeyim. Etrafta biraz gezelim. Şunlardan rastgele dünya itemleri çıkabiliyor. Böyle kazın. Dikkat edin, sizi de fırlatmasın. Bu buna yaklaşınca sizi de havaya fırlatıyor. Yani bayağı bir fırlatıyor. Göstereyim hatta. İyi fırlatıyor yani. Görmüş oldunuz. Bak! Onun... Şerefsiz. Her neyse. Biraz daha domuz. Güzel yumurdu, ben seviyorum. Birkaç gündür bunu oynuyorum hatta. Beta 1.7.3'de oynadım, 1.7.10'da oynadım, 1.5'de oynadım. Normalde beta 1.7.3'de çekecektim video ama maalesef save kayboldu kendinden tuhaf bir şekilde. Nedenini hiç bilmiyorum. Oyun bozuk, amk. Sürümü çok düşük diye olabilir, biraz yemek yiyeyim. Nether'da bu Google verilerinden çok fazla var ve çok az açlık dolduruyor. Bu arada o diğer 1.19'u bitirdiğim şey, o video editinin büyük bir kısmını bitirdim. Nasıl söyleyeyim? Nether'daki neredeyse tüm yaratıklar bunlarla çiftleşebiliyor. Yani blueberry'lerle bunları çiftleştirebiliyorsunuz. Hatta çiftleşme animasyonları bile var gördüğünüz gibi. Uzaklaşıp böyle birbirlerine yakınlaşıyorlar falan. Güzel bir animasyon. Benim videoda söylemeyip sizin tek başınıza merak ettiğiniz şeyleri şu kitabı açıp mesela bunu buraya koyup yazıya bakabilirsiniz. Burada Iron'ın yani demirin Nether versiyonu olduğunu söylüyor. Bu Zanita itemların özellikleri demirden farklı olarak dayanıklılıkları azaldıkça güçleniyor. Sadece kazmanın hızlı kazması sayılmaz. Ne bileyim, kılıcın fazla vurması, zırhın fazla zırh vermesi, aynen. Şaşırdım buna, mantıksız geldi ama doğru. Zırh fazla zırh veriyor. Ve burada her zaman sabahtır. Tabii oynadığınız Nether türüne göre değişir. 2'de galiba gece ve gündüz vardı ama bunda yok. Direkt bu normal Nether modu. Hiç dungeon bulamadım. Dungeon bulmak zor bu arada. En kolay dungeon şu Valkyrie'lerinki o. En kolay o bulunuyor. Çünkü direkt gökte yani, direkt anında görüyorsun. Hop. Şuralara bakıyorum, bir demir falan var mı? Beta 1.7.3'te oynadım bunu. Beta 1.7.3'te çok tuhaf böyle. Koşamıyorsun, ne bileyim. Koşamıyorsun lan oyunda. Açlık da yok. Can çok büyük sıkıntı zaten. Can büyük sıkıntı oyunda. Yemeğe sağ tıklıyorsun böyle pat diye doluyor. Yemekler steklenmiyor. Şu tarafa gideceğim biraz. Zindan bulunca videoyu bitiririm. Kısa bir video düşünüyorum aslında. Uzun yapmayacağım bunu. Maksat siz görün. Nether videosu güzel olur mu? Böyle küçük bir seri. Bence güzel olabilir. Bunlarda 10-15 blok zıplayan coin'ler oluyor. Şunların karanlık versiyonları saldırgan. Tuhaf bir ok atıyorlar, böyle sarhoşluk etkisi veriyor. Ve hala zindan bulamadık. Vallahi ben zindan bulmak için 1000-2000 blok dolaştım 1.7.10'da. Ama beta 1.7.3 versiyonunda bunun, yani Nether'ın ilk versiyonu galiba, onda çok kolay bulunuyor. Direkt doğduğum yerde 3 zindan, oyunda 3 zindan var. 3'ü de yan yanaydı. Şu anda etrafta hiçbir şey göremiyorum. Bir dakika, chunk. Şöyle biraz yükselteyim, tamam. 14 yaptım chunk. Şu domuzları keseyim. Et lazım oluyor. Ether'da ince kaynağı domuzlar. Demin domuz gördüm, oraya gitmedim çünkü şu sarhoşlaştıran oktan atan tipler vardı, onun için oraya gitmedim. Hop bak, uçarak kaçtı. Gördüğünüz gibi domuzlar uçabiliyor.
coinlerde çok yüksek diyor. Bu duyduğunuz rüzgar sesi de bunların kartopu atması. Hop lan, yardım etti he. Ama yardımın bokunu çıkarma. Hop, gördüğünüz gibi tehlikeliler ya. Bayağı tehlikeliler. Bakın göstereceğim size. Size değmese, yanınızdan geçse bile çok yakınsa eğer oynatıyor yerinizi. Uçurumlara çok yakın durmayın bu yüzden. Mesela karşıdan karşıya geçmek, her tarafımı kapatarak yapacağım o olayı. Şunlar yüzünden. Bunlar çok tehlikeli. Çok şerefsiz, kancık bunlar. Beta versiyonundakiler o kadar tehlikeli değil. Dümdüz yol yaparken bir şey yapamıyorlar ama bunlar yapıyor. Onun... Aha, bu yüksek zıplatan şey versiyonuydu. Bakalım kaç blok zıplatacak. Onunun... Korktum ha. Havada vurdu görüyorsunuz. Bunlar havada vurdu beni. Ve ben zindan göremiyorum. En kötüsü bu. Evet, zindan bulamıyorum. Şu tiplere bak. Tipsizler. Bunlar saldırgan olmayan versiyonu. Saldırganları çok tehlikeli. Bir taneden fazlalarsa gitmeyin. İki tane ise sıçtınız. Hani bir tanelerse gidin. Sadece bir tanelerse ama. En azından oyun başı için. Yaratıkların her türlü çok vurduğunu unutmayın. Ve evet. Valkür mekanı. En kolay bulunanı o zaten, dediğim gibi. Biri zaten labirent. İkinci de böyle üstünde sarı şeyler var, sarı ağaçlar. Şu sarı ağaçlardan var bayağı bir büyük böyle. Ben buna bir kez girdim işte. Kraliçeyi kesemedim çünkü zırhım falan yoktu. Hatta onu kıstırmama rağmen yanıma ışınlanıp kesti beni. Ananı sikeyim. Lan! Orada öl bakalım. Uy! Teleport yeteneği varmış bunun. Bu yüzden oraya bir setlenip girmek lazım, böyle güçlenip. Buna yine buradan böyle 100 blokluk yol çekeceğiz. Rahat 100 blok çek. Tipe bak ya, korkunç. Korkunç ibne. Bunlar da bunun inekleri. Ben inekleri dalmayacağım şimdi. Buna yaklaşacağım biraz. Atlanabilir. Onun. Neyse. Yani çok korkunçlar görüyorsunuz. Son bloğa tutundum yani. Onların ne kadar tehlikeli olduğunu görüyorsunuz. Şimdi buraya geldim ben. Eğer Aether serisi yapmaya başlarsak ilk hedefimiz buraya gitmek olacak. Buradaki valkürleri kesmek olacak. Video dışında zaten gittim bir kere, ağzıma sıçtılar. Ama videoyu almaya çalıştığım esnada gittiğimde kraliçe hariç hepsini kestim. Kraliçeye de zaten Gravitite Sword'la dalınca tavlanıyormuş böyle, nasıl desem. Anladınız siz. Gücü falan düşüyormuş. Onunla dalınca. Özel item. Hani bazı şeyleri geçmek için Easter Egg kullanılır ya. Böyle daha kolay olur. Bir oyunda bir boss'u geçmek için bir şey verirsin böyle. Ne bileyim. Undertale'da mesela Muffet'ın karşısında Spider Donut yersin.
Der, buyur kardeş geç. He, öyle bir şey bu da. Ona benzer. Onun gibi. Şimdi videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yorumlara yazın. Seri olsun mu bu?